Adada evet belki benim dediğim gibi Mert, Ersin, Sercan arasında iyi bir arkadaşlık olabilir. Kısaca MES grubu diyorum ben bunlara. Ama Ersin'le Mert arasında bir sıkıntı da artık sanki su yüzüne çıkıyor gibi. İstiyorsanız bir o anlara gidelim ardından yorumlayacağız. Çok kötü zamanları olanlar da vardı. Biz bir Allah'ın kuluna kalkıp da suçlayıcı bir konuşma yaptık mı? Yok o ne daha suçlayıcı olarak şey algılamamalı da. Ya ben algılamıyorum değil mi? ben genel olarak evet. ben çok net algılıyorum olanı biteni. Evet, ama Yanlış e, konuşmalar var yani. Hani bu düzeltici yani oyunun gerginliği de birlikte düzeltici konuşma yapılırken yani karşı tarafta gergin, o ona ters cevap veriyor. Düzeltici ters ters konuşma veriyor. değil, o yapıcı bir konuşma değil. Evet. Seni duymadın evet. muhabbetler. Evet. Yani. Şimdi önünüzdeki kutuyu bir tane taş alıp Atışlar yok ya? Hadi gelin gelin. Ya kardeşim sen atışlarda başarılısın diye herkes atışta başarılı olmak zorunda değil ama. Hayır yapma çalışmak zorunda. Suçlamaya karşıyım abi. Oyun esnasında tartışırsın, gerilirsin. Eğer o iş oyundan sonra devam ediyorsa o problemdir. Ben halı saha maçıyorum, halı saha maçı yapıyorum. Kardeşimle ırtlak ırtlığa girdik ya. Öz kardeşim ya. Karşı iki takımdayız. Maç bitti. Sonra gülmeye başladık. Ne yapıyoruz biz? Yani bu iş böyledir yani. Şu iki üç maçtır sakatlarımız vardı. Mert vardı. İşte Mert'in biraz nefes darlığı çektiği, işte bacağından bir sakatlığı vardı. Bütün oyunları böyle peş peşe verdik. Ben gerçekten artık umudum kesildi. Ben yoruldum, mahvoldum. Ben 43 yaşındayım. Neler neler yapıyorum. Görüyorsunuz. Görünen köy kılavuz istemiyor ama artık dayanamıyor. Dayana Dönem, gücüm kalmadı. Asıl psikolojiyi yönetmiş şu zamanlarmış edelim. biliyor musun? Tabii ki. Çok yani ilk zamanlar açlıkla uğraşıyorsun. Şu an bir nevi yani ödüller çok arttı falan filan. Yine açlıkla uğraşıyoruz ama şu an o sürenin ardından bu psikoloji daha beter. İşte Burayı insanları öyle yararlı. tanırsın Aslında abi. Şu aralar herkesin birbirini tanıyacağını. Sayı alamayabilirsin ya bir oyunda da ver Ne olacak yani? Biz takımız takımımız birinin alamadığını öbürü. O olay biraz gerildi abi. O olay biraz gerildi. O olay biraz hoş olmayan yerlere geldi. Ee, Allah'tan benim buradaki en yakın dostlarımdan biri yani biri Sercan, biri Ersin. Ersin'le biraz gerildik. O kendi kendine gerildi falan ama hallettik. Bir sorun yok yani. Oyun esnasında böyle bir gerginlikler oluyor. Olmasa daha mı iyi? Kesinlikle dahi. iyi. Ee, İnşallah bundan sonra olmaz bu şekilde devam ederiz. Evet aslında baktığında ikisi de iyiyiz, bir sorun yok diyorlar ama burada gördüğümüz sahnede Mert arkadaşlarıyla beraber nehrin kenarında Ersin'in yaptığı bankta Ersin'i çekiştiriyor. Bu ikili arasında ne olmuş olabilir ya da bundan sonrası için neler olabilir Melisa? Yani aslında ım... Eleştiri açık olmayan bir mert olduğu için bu konu bence bu kadar uzadı. Yani sonuçta Ersin bir silkelenin demeye getiriyor olayı. Hani bir kendinize gelin. Çünkü hı hı. oyunları biraz daha rahatlıkla çıkan bir mert var. Hani oyunları fazla ciddiye almayan bir mert var. Sakatsın tamam ama Ersin de diyor ki hani bari sakatsınız hani susun. Yeri geldiği zaman atışlarıyla hani ne diyordu orada Ersin'e? Sen tamam atışlarını iyi olabilir ama atışları kötü olan insanlar da mı olabilir demişti. Evet. evet. Bir şey söylemiştik. Herkes, Herkes senin gibi iyi atamaz gibi bir şey, yani şey demiş. O zaman dedi ki yani çalışacaksınız. Aslında burada kötü bir şey söylemiyor ki. Ha yine yapması gerekeni söylüyor aslında. Biz öyle yapmıyor muyduk? Hani yeri geldiği zaman atış çalıştırıyorlardı Hikmet abiler. Yeri geldiği zaman koşmaya çalışıyorduk, çıkış çalışıyorduk. Çıkışımız yanlış olduğu zaman ben engellerden atlamıyordum. Hikmet abi engel gösteriyordu. Bu eleştiri açık olmaktır. Hatanı düzeltmeye çalışmak. Ya yani da bir çaba vardır bir şey... değil çaba, mi? Çaba evet. Çarp... Yani aslında bu Ersin söylediği o. Bir silikenin bir çaba sarf edin. Hani bir tek benle olmuyor. Ama bunu tabii eleştire açık olmadığı için Mert biraz farklı yönlere çekti. O yüzden bence konu uzadı. Evet. Biraz da tabii şimdi çember daralıyor diye bir laf vardır. Gerçekten daralıyor. artık evet. çember daralıyor. Şimdi bu haftadan sonra hoş e, Acun abi SMS sisteminin belki bir tık revize olabileceğini söyledi. Çünkü sayı çok arttı artık yani 6 kişi var 7 kişi var takımda. Otomatik adaylar çıkıyor artık yani. Evet, artık Değişmesi neredeyse yani var. 2 3 kişi koruma altında 3 kişi de aday oluyor. Bütün takım aday gibi evet. bir durum oluyor evet. yani. Hani aslında SMS anlamını yitirebilir. O yüzden şey yani oyunu kaybetme kazanma sadece bir kriter olacak yani. Ya sadece Ozan şey olmuş olacak neredeyse şu an. Hani SMS'i az olan gitmiş gibi olacak. Evet. Yani bir strateji olmayacak gerçekten. Hani olabilir mesela şimdi söylendi güzel şey şu. Az oy almış işte mesela dün akşam da öyle en az oy almış belki de Sercan adada devam ediyor. Hani oylamaya bakmıyor. Çünkü aday olmamaya da bakıyor biraz. iş işte biraz politikaya da bakıyor. O duygusunu kaybetmemesi lazım şu dönemde Survivor. Evet. Sonlara doğru zaten o olacaktır yani. Sonlara doğru oyunu kaybedip en az SMS'e çıkan kişi, en az SMS alan kişi elenir ama şimdi en azından bir politikayı izlemesi lazım. İşte mesela Sercan. Onu meleklerinden biri söylese bugün Sercan gitmişti ama Sercan hala adada devam ediyor ki iyi ki devam ediyor bence. Evet. Çünkü Survivor'a Sercan'a da ihtiyacı var. Mert'in, e, Ersin eleştirisine kızıyor ama bir şey söyleyeyim mi? Benim bugüne kadar izlediğim Mert şu. Mert çıksa, 5'te 5 beş yapsa, gelip arkadaşlarına oyun kaybettikten sonra siz de bir, biraz atış yapın kardeşim diyecek bir adam zaten. Bunun aynısını Ersin yapıcı da onu eleştiriyor. Evet. Ki Mert bunun benzer şeylerini yapmıştı bugüne kadar. Yani e, kendisinin yaptığı bir şeyi bir başkasında görünce de kızıyor mesela. Klasik He. bir psikolojik bir durum. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela şimdi çok tuhaf gelecek ama şu an bizim, vay çok iyi strateji yapıyor dediğimiz Mert. A Birleşme Partisi'nden sonra çok iyi bir performans yakaladığımız, yakaladı dediğimiz Ersin. Bir de ya bu takımın en zayıf halkısı dediğimiz bir aşkım var. Şimdi üç kişinin az çok bir böyle anatomisini çıkardım kendimce. Hı -hı. Ama ben şu an önümde genel tablo var. Mert %46.8, Ersin 45.8, aşkım 45.3. Yani Mert iki oyun kaybetse aşkımın yanında, aşkım bir oyun kazansa hepsinin üstünde gibi durumlar var. Aday yani, katıklara Evet yani baktığın zaman performans olarak takıma kattıkları şey ama biz neden aşkımı mesela bu kadar zayıf halka görürken Mert'i böyle yukarılara çekmişiz ya da Ersin'i böyle bir dokunulmaz görüyoruz mesela. Hani adada kimse Ersin'in performansını sorgulamıyor mesela. Ama oynadıkları Abi oyunlara Ersin bak zayıf yani. yarışmacı şimdi bak. baktığın zaman çok iyi değil. Oynadıkları oyunlara da bak iki katı aşkım. Yani tam sonradan geldi ama. Abi o fark etmez yani <laughs> ben yüzdeye bakıyorum. Yani tamam. kalkıp burada 10 oyun oynamış olsa... 10 oyunda bir istatistik elde edemem. Ama aşkım da zaten evet diğerleri 200 oyun oynasa bile 100, 130 oyuna çıkmış. Şimdi bu bana bir yüzde verir. Aşkım 200 oyuna çıktığı zaman da yine 45 değil 46 olur ya da 44 olur. Yani hani orada bir yerde oynar bence. Ama fark ne mesela? Hani bak peş peş ediyorum ya takıma aynı katkıyı sağlamış 3 tane yarışmacı. Ama algılar nerede? Bak Ersin ortalarda sorgulanmıyor gibi gözüküyor. Mert çok 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 iyi. Takımın lideri gibi gözüküyor. Aşkım çok kötü. Vay efendim aşkımı eleyelim. Üçünün de aynı istatistiği, yüzde i̇şte %45 İşte performans abi. dışında sergilediğin tavır, Evet. E, yaptığın hareketler, olayların içinde nasıl bulunduğun, nasıl tepki verdiğin bu masaya da o şekilde yansıyor. Biraz rating, survivor rating. Tabii. Aynen. Evet. Ama işte, işte yine ambalaj olayına geliyor ama o zaman biraz buraya giden yarışmacılar da yani e, adadaki kendilerini ifade etme şekillerini upgrade etmeliler yani yukarı çekmeliler yani biz tanımıyor. bak yine aynı şeyden gideceğim Elif 6. sırada iyi bir yarışmacı ama adada çıtı çıkmıyor ya hmm. çıtı çıkmıyor ya hiç yani bir Aycan olayında gördük bir arada bir şey de görüyoruz o kadar yani hani Yasin'in iki günde verdiği malzemeyi malzeme derken olumlu olumsuz ama içinde birçok şey var Elif bize bir sezonda vermedi mesela. E, bu da bir eksi değil mi yarışmacıya? Aşkım bundan mı gitti peki? E, aşkım yine fena değildi o konuda ama e, aşkım başka dezavantajları vardı. Bir kere sonradan geldiği için bir dezavantaj. E, ondan daha baskın kadın yarışmacılar vardı. Yani şöyle e, Evrim'den daha mı baskın mesela? Ben sana sırayla sorayım. Aşkım. nisandan daha baskın? Değil tabii. Aycan'dan da değil. değil. Elif'ten de baskın mı? Değil yani şu an 5 tane kadın var. Onu kadınlar derecesinde şey yapacaksın, e, mukayese edeceksin. O kadınların içerisindeki e, maalesef en sonda kaldı son dönem. Mesela Ezgi ondan da gidi, yerdeydi Ezgi ondan önce gitti mesela. Bu biraz dedim ya demin survivor rating gibi bir Hikayeye şey. Hikayeye kattın olayla. Yani. Bir de pasif, bak pasif. bir şey daha tartışmak <laughs> istiyorum sizinle. Nisa yüzde 54 nokta küsür. Evrim yüzde 54 nokta küsür. Aycan yüzde 54 nokta küsür. Elif de 53 küsür. Şimdi çok bak, iyi. Elif bana çok çok daha iyi performans sergilemiş gibi geliyor. Aycan çok çok daha iyi, Nisa çok 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 daha iyi, Evrim yerlerde gibi geliyor. Ama dördü aynı. Bak aynı diyorum, aynı ya. Birebir aynı. Aralarında şey var yani bir oyun bile yok böyle. Mesela burada da bir sıkıntı var mesela. Yani o çok böyle iyi dediğimiz Nisa aslında Evrimle. Aynı şey yüzdeyi almış. Aycan'la aynı yüzdeyi almış mesela. Nedir işte buradaki sır nedir? Bana biri bunu anlat. mesela şimdi evrim bana geçiyor. Evrim'in röportajları. Ben ne yapıyorum burada Evrim'i konuşuyorum. Aa bugün ne diyecek? Acaba işte hangi noktayı yakaladı? Yani bazen diyorum ki o insanların görmediği şeyler en ufak noktaları dahi yakalayabiliyor dışarıdan bir göz olarak. E ben diyorum ki işte Bugün hangi bomba yatacak masaya biz onu konuşacağız. Nisan bugün ne yapacak? Oyunda oynayacak mı? Oynamayacak mı? Nasıl bir mental bozuklukla gelecek ya da nasıl bir up bir seviyede gelecek diyoruz. Ama Elif'i sadece ile değerlendirebiliyoruz.